Merkez Bankası'nın gösterge faizini 10,75'e çekmesinin iki amacı var. Bunu hükümet de açıklıyor, Merkez Bankası da açıklıyor. Daha çok hükümetin açıkladığı enflasyonu düşürmek. Yani hükümet diyor ki faizler düşerse enflasyon da düşer. Ayrıca faizler düşerse ekonomide canlanma olur. Belki bu doğru olabilir. İlk bakışta doğru görünebilir ama ekonomideki konjonktür, ekonominin altyapısı, hukuki altyapısı, güven ortamı, bütün bunlara baktıktan sonra karar vermek gerekir. Enflasyon açısından değerlendirecek olursak, bir defa faizler düşerse, eksi reel faiz olursa, yani normal nominal faizler enflasyonunun altında olursa eksi reel faiz var demektir. Bir defa yatırım maliyetleri düşer çünkü yatırım kredileri ucuzlar, eksi reel faiz yatırım maliyetlerinin düşmesine neden olur. İşletme kredilerinde de yine aynı şekilde işletme kredilerinin düşmesine neden olur ve bu ekonomide maliyetleri düşürür. Şimdi maliyetler düşünce tabii fiyatlara da yansır, bu perakendeye de yansır enflasyon açısından. Ama bu ne kadar geçerli, ne kadar geçerli olabilir? Bir defa yatırım yapılması için önce hukuki altyapının oluşması lazım. Bir güven ortamının oluşması lazım. Bugünkü şartlarda faizleri ne kadar düşer, düşürürseniz düşürün, böyle bir güven ortamı olmadığı için insanlar işini genişletmek istemiyor, yatırım yapmak istemiyor. Bu da demek ki bu şartlardan biri negatif. Yani yatırımlar ve işletme genişlemesi olmayacak. Hem ekonomide canlanma olmayacak, hem de sanıldığı gibi bir maliyetlerde bir düşme olmayacak. Şimdi tersine, eğer bu kurları artırırsa eksi reel faiz, ters de tepebilir bu. Çünkü kur artışı doğrudan maliyet artışı demektir. Türkiye'de üretimde %40 oranda ithal girdi malı kullanılıyor. Kur artışı olursa ithal girdi fiyatları da artacak, maliyetler artacak ve bu da enflasyona yansıyacak. Demek ki ters de tepebilir bu. Öte yandan yine ters tepmesine neden olacak başka bir faktör var. Tabii eksi reel faiz demek Türk lirasından kaçış demektir. Eksi reel faize rağmen elinde Türk lirası tutanlar kaybeder. Onun için bu tüketim artışı yaratabilir. Tüketim artışı da enflasyonu, tabii arz talep dengesi bozulacağı için enflasyonu artırabilir. Şimdi burada tabii kritik nokta eksi reel faiz kurları ne kadar etkiler? Bir defa söylemek gerekir ki Türkiye bir eksi reel faiz durumuna girmiştir. Öyle bir statüye girmiştir. Eksi reel faiz kurlara, tabii Türk lirası elde tutmanın maliyeti artacağı için, parası eriyeceği için herkes işte dövize yatırır, altına yatırır, borsaya yatırır. Zaten Merkez Bankası reel kur endeksine göre, TÜFE bazlı reel kur endeksine göre Türk lirası halen %26 daha düşük değerde. Yani bundan daha da fazla bu alta düşmesi çok zorlama olur. Ama buna rağmen eğer eksi reel faiz devam ederse kurlar kritik sınırda demektir. Çünkü yalnızca kuru etkileyen eksi reel faiz değil. Eksi reel faizle birlikte cari açık da kurları etkiler. Yabancı sermaye girişi de kurları etkiler. Merkez Bankası'nın rezervleri de kur istikrarını etkiler. Şimdi onlara bakacak olursak, eksi reel faizin dışında bir defa cari açık artmaya başladı Türkiye'de. Kasım ayında başladı. Yani büyümeyle beraber cari açık da artmaya başladı. Aralık ayında mesela 2,7 milyar dolar Türkiye bir ayda cari açık verdi. Ve dolayısıyla cari
fazla son bir yılda ekonomideki küçülmeden dolayı cari fazla vermişken ekonomide büyüme başlayınca cari açık da başladı. Cari açık demek ithalatın finansmanının bir yerde ithalat finansmanından kaynaklanan açık demektir. İthalatın finansmanını yapmak tabii ki zorlaşacak. İthalatın finansmanı döviz talebi yaratacak. Yani döviz fiyatlarında, kurlarda bir baskı yaratacak. Çünkü ithal edeceği zaman dövize ihtiyacı var ithalatçının yahut işte sanayicinin. Öbür taraftan yabancı sermaye girişi Türkiye'de azaldı. Tersine çıkış var. Bu da döviz arzını etkiliyor. Yani döviz arzı azalınca döviz fiyatları artıyor. Kurlar artıyor. Üçüncüsü de Merkez Bankası'nın nereden bakarsak bakalım döviz rezervleri yetersiz. Yani ister ithalata oranla ister yani miktar olarak bak döviz rezervleri yetersiz. Bir de swap işlemleri dolayısıyla bu rezervlerin kağıt üstünde olup olmadığı tartışılıyor. Yani gerektiği zaman kurlar aşırı arttığı zaman Merkez Bankası'nın müdahale kabiliyeti yetersiz. Bütün bunlar eksi reel faizle birleşince bir kurlarda bir kritik eşik oluşuyor. Yani bu kur bugünden yarına artmaz ama önemli bir ekonomik olay, önemli bir siyasi olay ortaya çıkarsa o zaman kurlar birdenbire yani Türk lirası eksi değerde olmasına rağmen, kurlar yüksek değerde olmasına rağmen yine de önemli iç dış politikada, iç siyasi sorunlarda bir tırmanma olursa tekrar kurlarda bir artış olabilir. Şimdi Türkiye tabii ne yapmalı? Kur sistemi nasıl istikrar kazanabilir? Bu önemli bir soru. Şimdi bir defa Türkiye 2002 yılında dalgalı kur sistemine geçti. 2002 yılına kadar, 2002'nin Şubat'ına kadar sabit kur sistemiyle sistemi mevcuttu. IMF ve IMF'nin memurları maalesef 180 sabit kur sisteminin 180 derece tersi bir sistem önerdiler. Dalgalı kur sistemi. Şimdi dalgalı kur sistemi Amerika'da geçerli olabilir, Almanya'da geçerli olabilir. Ama Türkiye'de dalgalı kur sistemi bugüne kadar gördük ki çalışmadı. Ve bugüne kadar bütün istikrar sorunu, bütün kur dalgalanmalarının sebebi dalgalı kur politikası. Neden çalışmadı Türkiye'de? Çünkü Türkiye'de vadeli döviz işlemleri yok. Şimdi vadeli döviz işlemleri olsa bu önemli ölçüde fiyatları yani kurları sabit tutar yahut vadeli işlem olduğu için herkes taahhüde girdiği için kurları bir yerde istikrarlı tutar. Ama Türkiye'de vadeli döviz işlemleri yoktu. Şimdi de yetersiz. Öte yandan Türkiye'de dolarizasyon var. Yani dolarizasyon varken Merkez Bankası faize ve para politikasına çok fazla sahip çıkamıyor, etkili olamıyor. Onun için dolarizasyon olan ülkelerde dalgalı kur politikasının uygulanması yanlış olur. Yani piyasada da spekülatif bir piyasa var, sermaye piyasasında. Onun için dalgalı kur sistemi Türkiye'de ekonomiyi daha kırılgan yaptı. Böyle kur şokları yaşamasına neden oluyor. Kur riskini artırdı. Bugün de Türkiye'de kurlar kritik eşikte. Söylediğim gibi bütün bunların sebebi dalgalı kur politikasıdır. Ne yapmak lazım? Türkiye'nin ne yapması lazım? Bir defa bu dalgalı kur politikasından Türkiye'nin vazgeçmesi lazım. Sabit kur politikasıyla dalgalı kur politikası arasında ara rejimler var. Ara sistemler var. Onları seçmeleri lazım. Birçok gelişmekte olan ülke bunu yapıyor. Bu ara rejimleri seçmesi lazım. Bir. İkincisi Merkez Bankası kanunu değiştirerek Merkez Bankası kanununda bankanın yalnızca TL'yi gözetmesi değil, aynı zamanda kuru da
gözetmesi ilave edilmeli yasaya. Belki bir üçüncüsü Merkez Bankası'na mutlak bağımsızlık getirecek bir yeni yapı kazandırmak lazım.